Arkadaşlar günaydın. Geçen hafta sizlerle tarihe bir giriş yapmıştık. Tarih nedir demiştik. Bunun dışında ne söylemiştik? Tarihin metotlarından bahsetmiştik, yönteminden bahsetmiştik tarih biliminin. Kitaptan sonra ne dedik? Bakalım. Kaynak nedir dedik, kaynağı söyledik. Kaynağın ikiye ayrıldığından bahsettik. Bugün neden bahsedeceğiz? Tarih bilimi bize ne kazandırır diyeceğiz ve sonrasında da tarihin faydalandığı bilim dallarına bakacağız birlikte. Bakalım neler varmış. Maddeler halinde yazalım bunu. Tarih bilimi bize ne kazandırır? Eleştirel düşünmeyi kazandırır. Sadece eleştirel düşünmeyi mi kazandırır tarih bilimi? Hayır, bunun dışında çok boyutlu düşünmeyi kazandırır. Şimdi tarih bilimi arkadaşlar bize ne kazandırır diye bir başlık attık. Kitabımızda bunlar var fakat ben bunları biraz özet halinde size anlatmaya çalışacağım. Kitaptaki bilgiler yoğun. Tarih bilimi bize başta eleştirel düşünmeyi kazandırır. Bunun dışında çok boyutlu düşünmeyi kazandırır ve bunun dışında da araştırma ve kanıt kullanma becerisini geliştirir. Çünkü tarih araştırmayla bulunur, araştırmayla sonuca erişilir ve kanıt kullanma becerisiyle mesela arkeolojik kalıntılarda bir kanıt buluruz değil mi? Bu kanıt kullanma ve kanıt bulma becerisini geliştirir tarih bilimi. Tamam mı? Bunları bize kazandırıyor. Devam Hocam edelim. başka kalemle yazacak mısınız? Görünmüyormuş. Siyah görünmüyor mu? Bundan başka kalemle yalnız. Görmüyorlar. Başka kalem yok ama ne yapalım hocam? Hocam ince bastırarak yazarsam okur mu Öyle mi? okuyamadıkları yerlerde bana Tamam. sorabilirler. Tamam. Okuyayım mı buradan? Tarih bilimi bize ne kazandırır dedik. Hocam okuyayım mı? Dönüt verdiler mi? Yok hocam, şu an henüz dönüş vermediler. Mikrofonu Okuyayım mı arkadaşlar? okuyun hocam diyorlar. Tarih bilimi bize ne kazandırır diye başlık attık. Tarih bilimi bize ne kazandırır dedik. Birinci maddemizde eleştirel düşünmeyi kazandırır diyoruz. Eleştirel düşünmeyi kazandırır. Eleştirel düşünmeyi kazandırır. İkinci maddemizi okuyorum. Çok boyutlu düşünmeyi kazandırır. Çok boyutlu düşünmeyi kazandırır. Üçüncü maddemiz ise araştırma ve kanıt kullanma becerisini geliştirir. Üçüncü maddemiz araştırma ve kanıt kullanma becerisini geliştirir. Yazabildiniz mi? Silebilir miyim? Teşekkürler diyor.
Siliyorum halinde. Devam edelim. Bir dakika demiş ama geçti artık. Geç yazdım. Birbirlerinden alsınlar artık. Şimdi arkadaşlar biz bugün neden bahsedeceğiz? Daha kalın yazayım o zaman. Kitapta kaç sayfa? Arkadaşlar biz bugün anakronizmden bahsedeceğiz. Anakronizm önemli. Niçin önemli? Çünkü anakronizm şu anlama geliyor. Anakronizm tarihi olayları dönemin şartlarına göre değerlendirmek anlamına geliyor. Eğer tarihi olayları dönemin şartlarına göre değerlendirmezsek biz bu durumu anakronizm yapmış oluyoruz. Yani tarihi yanıltmış oluyoruz, aldatmış oluyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katlinden bahsedelim. Eğer günümüzdeki gibi 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı kardeş katlini biz ele alırsak, günümüz şartlarına göre ele alırsak ne deriz? Fatih Sultan Mehmet canidir deriz, katildir deriz. Fakat 1400'lü yılları hocam yazdıktan sonra bekleyecek misiniz? Onlar da yazacaklarmış. Tamam. Sorduk ama cevap gelmedi oradan. Şimdi tekrar ediyorum. Anakronizm arkadaşlar, anakronizm dönemin şartları, tarihi olayları dönemin şartlarına göre ele almaktır. Bu ne demek? Örnek üzerinden size anlatacağım. Az önce dedik Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katlinden bahsettik. Eğer Fatih Sultan Mehmet'i 2020 yılına göre değerlendirirsek, kardeş katlini 2020 yılına göre ele alacak olursak ne deriz biz Fatih? Katil deriz, cani deriz. Ama 1400'lü yıllara göre ele alırsak, dönemin şartlarına göre ele alırsak Fatih Sultan Mehmet'in doğru bir şey yaptığının farkına varırız. Çünkü neden? O dönemlerde KPSS yok, alım, devlet alımlar. Bizdeki gibi yürümüyor. Ne olacak? O zaman devletin başına geçmek için insanlar mücadele veriyor. Kardeş arasında bir mücadele çıkıyor. Bu mücadelede eğer niteliksiz bir kardeş başa geçerse devletin sonu demek. Dolayısıyla devletin sonunu getirmemek için Fatih Sultan Mehmet güçlü olanın başa geçmesini sağlamak adına kardeş katlini çıkarıyor. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Dönemin şartlarına göre, 1400'lü yılların şartlarına göre değerlendireceğiz. Eğer 2020 yılına göre değerlendirirsek biz tarihi saptırmış oluruz, tarihi aldatmış oluruz, tarihi yanlış yorumluyoruz. O zaman anakronizm nedir? Dönemin tarihi olayları dönemin şartlarına göre değerlendirmektir. Şöyle yazalım. Değişik çağları birbirine karıştırmak ve olayları karıştırmaktır, tarihi yanıltmaktır, aldatmaktır dedi. Ne demek istedik? Tarihi olayları dönüştürmek.
şartlarına göre ele almak zorundayız diyelim. Ele almak zorundayız. Eğer dönemin şartlarına göre değerlendirmezsek olayları, biz o zaman anakronizm yaparız, tarihi aldatırız, tarihi olayları karıştırırız, tarihi yanlış yorumlarız diyebiliriz. Anakronizm, o tarihi olayları dönemin geçtiği ya da olayın geçtiği döneme göre değerlendirmektir demeliyiz. Ve tarihi olaylar eğer dönemin dışına göre değerlendirilirse, 2020 yılından 1450 yılının şartlarını düşünmeden 2020 yılının şartlarına göre 1400'lü yılları değerlendirirsek biz anakronizm yapmış oluruz. Tarihi karıştırmış oluruz. Tarihi olayları birbirine karıştırmış oluruz diyebiliriz. Görüyorlar mı hocam? Görüyor musunuz acaba tahtayı? En büyük bir şey yazdınız. Görüyor musunuz tahtayı? Bir oraya yazabilir misiniz arkadaşlar? Görünüyormuş hocam. Tamam. Yazdığınızda ve anladınız mı? Yazdınız mı ve anladınız mı? Bu iki soruya da cevap verin. Sonra silelim. Anladıysanız geçelim buraya. Anlamadıysanız yeniden anlatayım. Hocam geldi mi cevap? Yazmışlar ve anlamışlar hocam. Silebilir miyim o zaman? Siliyorum. Beşten geriye sayayım. O esnada yazabiliyorsanız yazın. Yazmadık diye beklerim. Beş. Dört. Silin hocam yazmışlar. Üç. İki. Bir. Bekleyelim de hocam az önceki gibi olmasın diye. Tamam, sildim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi tarihe yardımcı bilim dallarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Tarih bir bilimdi, dolayısıyla da yardım aldığı, ilişkili olduğu birçok bilim dalı vardı. Bugün bunlardan bahsedeceğiz ve muhtemelen sınavda bundan soru soracağım. Tarihe yardımcı bilim dalları diye bir başlık atalım. Tarihin faydalandığı bilim dalları. Bu sınavda çıkacak bir soru, ona göre dinleyin lütfen. Şöyle öncelikle şey yazayım. Şimdi arkadaşlar, tarihin faydalandığı bilim dallarından bahsedeceğiz. Tabii bu kadar değil, eksik kalan kısımları da sildikten sonra yazacağım. Biz tarihi tanımlarken arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ne demiştik? Tarih demiştik, insan ve insan ilişkilerini yer ve zaman göstererek belgelere dayalı neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıydı demiştik. Dolayısıyla coğrafya burada yer bilimini incelediği için tarih de yer ve zaman göstererek bir takım bilgiler edindiği için dolayısıyla coğrafyayla tarih ilişkidir. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Yer bilimi tarihle ilişkilidir. Bunun dışında etnografya var arkadaşlar. Ankara'da da bir müze var. Belki gitmişsinizdir, etnografya müzesi. Bu müze ulusta. Bu kültür bilimi arkadaşlar.
kültürlerle, geçmişte yaşayan uygarlıkların kültürlerini ele aldığı için etnografya tarihe çok faydalandı, iç olduğu bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Arkeoloji ise, arkeoloji ne demek? Kazı bilimi demek. Yazalım bunu hemen. Kazı bilimi, geçmiş medeniyetleri, şöyle yazalım, kazı bilimi diyelim. Arkeoloji ne yapıyor? Kazı bilimi dedik. Kazı bilimi ne yapıyor? Geçmiş medeniyetleri, geçmişte yaşayan uygarlıkları aydınlatılmasını bize sağlıyor. Bizden önce kim buralarda yaşamış? Biz bunu nasıl öğreniyoruz? Arkeoloji bilimiyle öğreniyoruz. Dolayısıyla arkeoloji ve tarih iç içe bilim dallarıdır. Arkeoloji kalıntılar ne yapıyor? Müzelerde, açık hava müzelerinde saklanıyor. Ankara'da da birçok arkeoloji müzesi var. Mesela Polat'ta da Gordion karşımıza çıkıyor. Ne yapıldı? Kazı yapılıyor ve kazıdan elde edilen bilgiler arkeologlar tarafından inceleniyor ve bu da tarihi aydınlatıyor dedik. Arkeoloji kazı bilimi dedik, tarihi iç içe dedik. Bunun dışında arkeoloji kazı bilimi olmasının yanı sıra ne söyledik? Geçmiş medeniyetleri, uygarlıkları aydınlatıyor dedik. Geçmiş medeniyetleri, uygarlıkların yaşayışlarını, daha sonra ne kullandıklarını bize anlatıyor dedik. Hatta dini inançlarını, dini inançları konusunda mesela şunu söyleyebilir miyiz? Göbekli Tepe mesela, Urfa'da Göbekli Tepe dini inanç uğruna mesela yapıldığını biz arkeoloji kazı bilimiyle öğreniyoruz. Antropoloji arkadaşlar, siz bunu muhakkak bileceksiniz. Irk bilimi. Antropoloji geçmiş medeniyetlerde yaşayan insanların kaç bin yıl önce yaşadıklarını biz antropoloji bilimiyle öğreniyoruz. Ve bunu öğrenirken de biz ne yapıyoruz antropoloji bilimini? Karbon 14 metodunu kullanıyoruz. Şuraya yazalım. Karbon 14 metodu kullanılır. Antropoloji ırk bilimi demek ve karbon 14 metodunu kullanarak kemik yaşamı hesaplıyorlar. Mesela atıyorum diyelim ki Ankara'da bir insan kemiği bulundu kazı çalışmalarında, arkeolojik kazı çalışmalarında ve bu kazı çalışmalarında bu insan kemiğinin kaç yıllık olduğunu biz karbon 14 metoduyla buluyoruz ve bunu da hangi bilim yapıyor? Antropoloji bilimi yapıyor. Anlaşıldı mı? Şöyle yazalım. Karbon 14 metodu kullanılır diyelim. Hukuk da arkadaşlar, buraya kadar anlattınız mı? Baştan anlatabilirim. Anlattınız mı? Oraya bir yazım anladık ya da anlamadık diye. Anlamıştık. Tamam, devam ediyorum. Anlamadığınız yerde lütfen söyleyin, hocamız bana söylesin. Bu şekilde devam edelim. Geri dönüp anlatabilirim. Hukukla arkadaşlar, tabii ki de tarihin bir alanıdır. İnsan ne dedik? Tarih dedik. Konusu dedik, insan dedik. Tarihin merkezini insan oluşturuyor dedik. İnsanın var olduğu yerde de bir takım kurallar, kanunlar olmak zorundadır. Çünkü toplumsal yaşamı düzenleyebilmek için. Dolayısıyla hukuk tarihle bu anlamda iç içe bir bilim dalıdır. Hatırlayalım Roma hukuku mesela. Bunun dışında Sümerlere ait hukuklar mesela, bunları göreceğiz. Sümerlere ait hukuklar, hukuk var. Daha sonra Roma hukuku var. Urgakine kanunları var. Bunlar hep insanların olduğu yerde toplumsal yaşamı düzene sokmak için hukuk tarihe yardımcı olan bir bilim dalıdır. Şöyle yazacağım ama sileyim alt kısmı. Böyle devam edelim şöyle. Hukuk yazalım. İnsan yaşamını
hukuk insan yaşamını düzene koymak için hukuk tarihe yardımcı bilim dalıdır. Burada iki defa hukuk yazmışım da şurada iki nokta koyduğumuz için insan yaşamını düzene koymak için hukuk tarihe yardımcı bilim dalıdır. Ve şuraya örneklerini yazalım. Roma hukuku diyelim. Roma hukuku diyelim. Bir de ne diyelim? Sümerlere ait hukuk diyelim. Sümer. Burada Urgakina kanunları diyelim. Urgakina kanunları. Bu biliyorsunuz ki Sümerlerin kanunları. Urgakina kanunları. Orası görünmeyebilir hocam. Sonu yazarsanız. Hukuk arkadaşlar insan yaşamını düzene koymak için tarihe yardımcı bir bilim dalıdır. Roma hukuku, Urgakina kanunları bu anlamda önemlidir. Tekrar şöyle bir alalım daha sonra devam edelim. Sileceğim çünkü. Coğrafyada bir insan merkezi olan tarih ne yapacak? İnsanların yaşadığı coğrafyaları, alanları, sahaları inceleyecek. Dolayısıyla da coğrafya bilimi tarihe yardımcı bir bilim olarak karşımıza çıkıyor. Yer bilimi olmasından ötürü. Bir diğeri etnografya dedik, etnografya kültür bilimi dedik, geçmişte yaşamış olan uygarlıkların Mısırlılar, hatta Türkler, bunun dışında Sümerliler, Babilliler, Araplar, bunların bu medeniyetlerin kültürlerini inceleyen, geleneklerini, kültürlerini inceleyen bilim dalına etnografya adını veriyoruz. Arkeoloji, kazı bilimi dedik, geçmiş medeniyetlerin, milattan öncesinin hatta özellikle geçmiş medeniyetlerin, milattan önceki medeniyetlerin kazı yoluyla, kazı bilimi yoluyla yaşayışlarını aydınlatmak için, tarihe ışık tutmak için arkeoloji biliminden yararlanıyor dedik tarih. Bunun dışında antropoloji dedik. Antropolojiyi siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü sağlık aslında bir noktada kimyanın ve sağlığın aslında alanına giriyor. Az sonra ırk bilimi dedik. İnsanların kimlik yaşını ölçerek kimyanın karbon 14 metoduyla ne yapıyor? Irk bilimini hangi ırkı mensup olduğunu ya da bu kimliğin kaç yıllık olduğunu biz antropoloji yoluyla öğreniyoruz dedik. Hukuk arkadaşlar ne dedik? Tarih insan merkezi, insan odaklı olduğu için insanın bulunduğu yerde de toplumsal hayatı bir düzen getirmek için, toplumsal hayatı düzene koymak için ne yapacağız? Bizim hukuka yani kanuna, töreye ihtiyacımız var. Bu yüzden de hukuk insan yaşamını düzene koyduğu için tarih bilimiyle iç içe bir bilimdir. Buna örnek verdik. Roma hukuku dedik. Urgakina, Sümerlere ait Urgakina kanunları dedik. Biliyorsunuz Türklerde de hukuk töreydi arkadaşlar. Töre yöntemiyle yönetim ya da işte toplumsal düzen sağlanıyordu diyebiliriz. Devam edelim. Silebilir miyim? Silebilir miyim arkadaşlar? Buraya yazarsanız anladınız mı? Bir de bu çok önemli bir soru daha önemli. Anladınız mı? Silebilir miyim? Önce anladınız mı kısmına cevap verin. Silebilir hocam. Anladınız mı peki? Anlamıştım. Tamam. Az sonra çünkü ben ders bitiminde soru soracağım. Bana cevap verirsiniz diye umut ediyorum. Siliyorum. Bu sınavda %100 çıkacak konu. Sadece en sınavında değil, merkezi sınavda. Yani üniversite sınavında da karşılıklı muhakkak çıkacak. Thank you.
Şimdi devam edelim. Kronolojiden bahsedeceğim. Kronoloji biliyorsunuz ki zaten son 5 dakikamız varmış. Anlatabildiğim kadar anlatayım hocam. Siz de dinleyin lütfen. Kronoloji arkadaşlar zaman bilimi diyebiliriz buna. Kronoloji ne demek? Mesela şöyle size tahta üzerinde gösterelim. 2015 ile 2020 tarihleri arasındaki kronolojik takvime bakalım. Genelde takvim olarak bir ifade edilir. Zaman bilimi demektir arkadaşlar. 2015 sırayla bunu yazıyor. İşte o mesela şöyle gösteriyor. Ocak diyor, Şubat diyor. Sonra kaça kadar? Aralığa kadar. Daha sonra 2016'ya geliyor mesela. 2016'da Ocak'tan başlıyor tekrar aralığa kadar. 2017, 2018, 2019 şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Zaman bilimine biz zamanın taksim bilimine, zaman bilimine biz kronoloji diyoruz. Tek tek zamanı ifade ediyor. O yüzden kronoloji zaman bilimi olarak geçiyor. Tarihte neyle alakalı? Zamanla alakalı. Dolayısıyla zamanla alakalı olan kronoloji tarihe yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkacak. Kronoloji zaman bilimi. Tekrar söylüyorum. Kronoloji zamanı ele alan bilimdir. Paleografi şöyle yazalım. Paleografi arkadaşlar yazı bilimi. Biliyorsunuz ki yazı milattan önce 3200 yılında Sümerliler tarafından ortaya çıkarıldı. Sümerliler tarafından bulunan, ortaya çıkarılan yazı çivi yazısıydı. Böyle yazılır. İşte mesela Frigyalılar neyi kullandı? Alfabe ortaya çıkarttılar. Latince'nin temelini attılar. Türkler yine Göktürk alfabesini kullandılar. Araplar Arap alfabesini kullandılar. İşte bu yazıyı inceleyen bilim dalına biz... Evet, görüntü kapalı. Yazıyı inceleyen, geçmiş medeniyetlerin yazısını inceleyen bilim dalına paleografi diyoruz. Milattan önce 3200 yılında ilk kez yazı bulundu Sümerler tarafından. Çivi yazısı adı mesela çivi yazısını, mesela Türklerin kullandığı Göktürk alfabesini, mesela Arapların kullandığı Arap alfabesini inceleyen bilim dalına paleografi diyoruz. Yazı bilimi paleografi. Paleografi yazı bilimi, tamam mı? Paleografi yazıyı inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji toplum bilimidir. İnsan ne dedik? Tarih dedik. İnsanı dedik, inceliyor. İnsan merkezli dedik. İnsan merkezli ise bu ne demek? Sosyolojinin alanına girer. Sosyoloji çünkü ne demek? Toplum bilimi demek. İnsan ilişkilerini incelediği için sosyoloji tarihin de merkezinde insan olduğu için ne yapacak? Sosyoloji toplumu incelediği için tarihle iç içe girmiş olacak. Tekrar söylüyorum. Sosyoloji toplum bilimi demektir. Toplum insanı, sosyoloji insanı inceliyor, toplumu inceliyor, insan ilişkilerini, insan faaliyetlerini inceliyor. Tarihin merkez noktasında da insan var, insanın olduğu yerde sosyoloji varsa, toplum varsa ne yapacak? Tarih toplumu inceleyen bilim dalı olan sosyolojiyle iç içe girecek. Sosyoloji toplum bilimi demek, dolayısıyla tarihle iç içe. Epigrafi ise arkadaşlar, epigrafi kitabe bilimidir. Bu ne demek? Ne demek istiyorum epigrafi ile ilgili? Geçmiş yüzyıllarda insanlar ne yaptılar? Geçmiş medeniyetler kitabeler dediler. Mesela mezar taşları bir aslında kitap olarak karşımıza çıkarılır. Bu kitabeleri inceleyen bilim dalına epigrafi diyoruz. Kitabeyi inceleyen bilim dalına epigrafi diyoruz. Mesela Göktürklerin 3 tane kitabesi var. Biliyorsunuz siz bunu muhtemelen. Bu kitabelerin adı Göktürk kitabeleri olarak geçiyor. Bilge Kağan adına, Kürtigin adına, Vezir Tunyuk adına 3 tane dikilmiş kitabı var. Bu kitabelerin üstünde yazan her ne yazılıyorsa artık ya da nasıl yazıldıysa biz bunu epigrafi bilimiyle inceliyoruz. Ara verdik arkadaşlar. Gelince devam edelim. Merhaba arkadaşlar, devam edelim şimdi. Epigrafiden bahsetmiştik. Epigrafi anlamışsınızdır diye umut ediyorum ama tekrar diyorum. Epigrafi kitabe bilimi demekti. İstanbul'a falan gittiğinizde de o kitabeleri görürsünüz muhtemelen. Mesela işte o Ayasofya'nın bahçesinde olsun, çeşitli müzelerin bahçesinde olsun kitabeler var. Hatta Ankara'da bir yerde de vardı da şu an aklımda
kalmamış yere. Ama kitabe bilimini inceleyen bilim dalına biz epigrafi diyoruz. Kitabe taşların üzerine, kitabe ne demek onu bilmek gerekiyor. Kitabe taşların üzerine yazılan bir takım işte devleti ne yazdıysa artık ya da kim ne yazmak istediyse biz ona kitabe diyoruz. Taşların üzerine yazılan yazıları kitabe diyoruz. Kitabe bilimini inceleyen bilim dalına biz epigrafı adını veriyoruz. Kitabe bilimini inceleyen bilim dalı epigrafı. Tekrar edelim. Kronoloji zaman bilimini inceliyordu dedik. Paleografya ya da paleografi yazı bilimini inceliyor dedik. Geçmiş medeniyetlerin, geçmiş kültürlerin yazılarını inceleyen bilim dalına paleografi adını veriyoruz dedik. Sosyoloji toplum bilimi dedik. Toplumu inceleyen, insan ilişkilerini inceleyen bilim dalına sosyoloji deniyor. Dolayısıyla tarih insan merkezli olduğu için toplumla ilişkilidir. Toplumla ilişkili olduğu için de sosyolojiyle iç içedir. Sosyolojiden yardım alır. Epigrafi dedik, kitabı bilimini inceliyor demiştik. Şimdi devam edelim. Silebilir miyim tahtayı? Buraya bir yazar mısınız? Anladınız mı burayı da? Daha devam edeceğiz çünkü. Anladınız mı? Silebilir miyim bir daha? İkisine cevap verin lütfen. Silin. Anladınız mı peki? Anlamışlar hocam. Tamam, siliyorum. Teşekkür ederim. Anlamadığınız yer olursa lütfen sorun. Çünkü bu sınavda çıkacak. Tekrar tekrar soruyorum. Arkadaşlar şimdi neden bahsedeceğiz? Nümizmatikten bahsedeceğiz. Nümizmatik ne demek? Nümizmatik hala tarihin faydalandığı bilim dallarından devam ediyoruz. Nümizmatik para bilimi demek. Para bilimi. Geçmiş toplumların paralarını inceleyen bilim dalına nümizmatik adını veriyoruz. Geçmiş toplumların, Sümerlilerin, Türklerin, Osmanlıların, Selçukluların, aklınıza gelecek bütün medeniyetlerin paralarını inceleyen bilim dalına nümizmatik adını veriyoruz. Mesela Osmanlı Devleti'ne Fatih döneminde altın paraya geçildi, altın para kullanıldı. Bu ne demek? Osmanlı Devleti Fatih döneminde zengin oldu mesela. Bunları da bu şekilde yorumlayacaksınız sınavlarda karşınıza gelirse. Şunu bilin, orası şu an önemli değil. Nümizmatik para bilimini inceleyen bilim dalıdır. Para gümüşle, altınla, üzerinde neler yazıyor, değeri ne kadar tarzındaki sorulara nümizmatik para bilimini incelediği için cevap verir. Nümizmatik eşittir para bilimi diyorum. Daha sonra neden bahsedelim? Filoloji, bu önemli. Filoloji, hepsi önemli, bu da önemli bizim. Filoloji, dil bilimi. Geçmiş toplumların dilini inceleyen bilime biz filoloji diyoruz. Türkler Türkçe konuşuyor, bunu filoloji inceliyor. Yahut İngilizce diline, Latin dillerinden geldiğini inceleyen bilim dalına yine biz filoloji diyoruz. Örnekler üzerinden anlatmaya çalışıyorum ki daha iyi anlayın diye. Arapçayı filoloji inceliyor. Filoloji dil bilimi. Hatta üniversitelerde filoloji bölümü var değil mi? Dil bölümleri, dil bilimini inceleyen bölümler var. İsteyen o bölümlerde de okuyabiliyor. Filoloji dil bilimi, filoloji dili inceleyen, geçmiş medeniyetlerin dillerini inceleyen bilime biz filoloji diyoruz. Nümizmatik ise para bilimi dedik. Geçmiş uygarlıkların paralarını inceleyen bilim dalına da nümizmatik adını veriyoruz. Heraldik, ağrıma bilimi. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde olsun, Selçuklu Devleti'nde olsun çeşitli armalar vardı. Bu armaları inceleyen bilim dalına da heraldik adını veriyoruz. Bunun öyle hani şaşalı anlatabileceğim bir şey yok. Arma bilimi arkadaşlar, heraldik arma bilimi. Geçmiş medeniyetlerde armalar vardı. Bu armaları inceleyen bilim dallarına biz heraldik adını veriyoruz. Bunun dışında şunu yazalım. Arkadaşlar iki tane daha bizim bilim dalı.
kitabımız var. Hatta 3 tane var, onu da yukarı yazalım, görebilin. Sanat tarihi arkadaşlar, yine üniversitelerde bugün tarihe yardımcı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Ve üniversitelerde bugün okutulan bir bilim alanı sanat tarihi. Sanat tarihi arkadaşlar, geçmiş medeniyetlerin sanatlarını, yapılan heykelleri ya da aklınıza gelecek olan resimleri inceleyen bilim dalı bir sanat tarihi alanının konusuna giriyor. Sanat tarihi geçmiş medeniyetlerin, uygarlıkların sanatını inceleyen bilim dalıdır. Heykel mesela, geçmiş medeniyetlerde yapılan heykelleri inceleyen alana biz sanat tarihi diyoruz. Ya da ne diyoruz? Sanat tarihi alanı oluşturuyor. Ya da resim mesela, Van Gogh'un resmi ya da Osman Hamdi Bey'in resmi ne yapıyor? Bu sanat tarihin alanına giriyor. Tarih olduğu için içerisinde bir ne yapıyoruz? Tarihle sanat tarihinin birbirinden faydalanmasına sebep oluyor. Diplomatik ise geçmiş medeniyetler birbirleriyle ne yapacaklar? İlişki içerisindeler, siyasal ilişki içerisindeler. Savaşlar yapıyorlar, barışlar yapıyorlar. Savaş ve barış yapan devletler birbirleriyle ne yapıyor? İlişki içerisinde oluyor. İşte bu ilişkiyi ise diplomatik alanı, siyasetin diplomasi alanı, diplomatik alanı ne yapıyor? Bize tarihle diplomasinin ilişkili olduğunu, diplomatik alanın ilişkili olduğunu bize veriyor. Tekrar ediyorum. Sanat tarihi geçmiş medeniyetlerin, uygarlıkların sanatını inceliyorsa bu sanat tarihinin alanına giriyor. Ve tarihle bu anlamda da ilişkisi vardır. Çünkü geçmiş medeniyetlerinkini inceliyor. Günümüzdeki medeniyetlerinkini incelemiyor. Ne yapıyor? Geçmiş medeniyetlerin sanatını incelediği için sanat tarihi, tarihle ilişkili bir alandır. Diplomatik ise geçmiş devletler, geçmiş medeniyetler ne yaptılar? Yaşamlarını devam ettirebilmek için, sınırlarını genişletebilmek için savaşlar yaptılar, barışlar yaptılar. Bu savaş ve barış da devletlerin birbirleriyle ilişkili bir durumda olduğunu gösteriyor. Bu ilişkiye de biz ne diyoruz? Diplomasinin alanına girdiğini söylüyoruz. Diplomatik ilişkilerde ne yapıyor? Tarihin faydalandığı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Fatih'in gönderdiği Avrupalı devletlere fermanlar. Bunlar nasıl dönüyor bize? Diplomatik ve tarih ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Fermanlar, beratlar, değil mi? Yazalım. Sanat tarihi geçmiş medeniyetleri yazalım. Geçmiş medeniyetleri. Medeniyetlerin sanatını incelediği için tarihle ilişkilidir. Numizmatiği silebilir miyim? Şöyle baştan da alalım. Sonra sileyim. Siz o esnada yazımı anlamadıysanız tekrar anlatabilirim. Numizmatik ne dedik? Geçmiş medeniyetlerin parasını inceleyen bilim dalına. Biz ne dedik? Numizmatik dedik. Para birimi eşittir numizmatik. Filoloji, dil bilimi, geçmiş medeniyetlerin, geçmiş kültürlerin iletişim aracı olan dili inceleyen bilim dalına filoloji adını veriyoruz. Heraldik, arınma bilimi dedik. Sanat tarihi geçmiş medeniyetlerin sanatını incelediği için tarihle ilişkilidir dedik. Diplomasi yazmadık, yazacağım. Silebilir miyim? Anladınız mı? Hocam dönüt geldim. Silebilir miyim? Anladınız mı? Silebilirim. Anladınız mı peki? Anladım. Hocam birkaç kişiden cevap geliyor yoksa yoğun bir cevap mı? Yani 4-5 kişi en az yazıyor hocam. İyi peki, çünkü çoğu yazmaya çalışıyor. Yazsınlar çünkü insan hiç rahat etmiyor o zaman. Anlamıştım. Oh, tamam. Çoğu yazıyor. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Şimdi silmeyi demiş Adar ama geçmiyor. Ama evet, sordum. Adar mı? Evet. Adar, özür dileriz, sildik çünkü sorduk, sen cevap vermedin. Beşten geri artık sayın, o esnada yazın. Öyle yapıyordum. Öyle yapmaya devam edelim. Şimdi ne dedik? Biz heraldiği söyledik, numizmatiği söyledik. Diplomasiden bahsedeceğiz. Diplomatik mi yazalım? Hocam kitapta nasıl yazıyor, ona bakalım. Diplomatik yazıyormuş.
telefondan yazdığı için bu doğruymuş yazdınız. Öyle mi? Özür dilerim Adar. Bekleyelim artık o zaman seni. Ama şey, hocam bekleyin yazarsam ben çünkü bilemiyorum, burada değilsiniz, göremiyorum da sizi. Bekleyin falan yazarsanız ben ona göre beklerim. Arkadaşlar yazdık deyince siliyoruz çünkü. Diplomasiyle ilgili ne dedik arkadaşlar? Diplomasi, geçmiş medeniyetler birbirleriyle savaş barış yapıyor dedik. Bu savaş barışı inceleyen bilim dalına da diplomasi adını veriyoruz dedik. Yazalım. Diplomasi, geçmiş medeniyetleri. Anlaşma demiştim bu dedi. Evet, anlaşma da tabii denilebilir. Ama şöyle desek daha doğru, toparlayalım bunu. Geçmiş medeniyetleri. Geçmiş medeniyetlerin savaş, barış gibi ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Diplomasi, geçmiş medeniyetlerin savaş gibi, barış gibi ilişkilerini inceleyen bilim dalına diplomasi diyoruz. Geçmiş medeniyet dediğimiz için de tarihle ilişkilidir diyoruz, tamam mı? Evet. Yazdıysak silelim. Bir dakika. Tamam. Şimdi ben biraz soru soracağım. Anlattık o kadar soru soralım değil mi hocam? Aynen öyle. Benim kardeşim şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor. Onu da tarih öğretmeni şey yapıyormuş. Anlatınca soru soruyormuş. Çünkü öyle diyor anlıyorum diyor. Aklımda kalıyor diyor. Çünkü ben de onu ders çalışırken ben de aynı yöntemini uyguluyordum. Öyle anlıyorum diyor. Öğrenciler öyle yap tamam mı diyor. Onlar da öyle anlarlar diyor. Tamam dedim, yapayım dedim. Ona da öyle yapıyoruz. Siz de aynısını yapacağız. Silebilir miyim? Anlamadığınız bir yer olursa da söyleyin, tamam mı? Hocam cevap geldiğinde siz söylersiniz bunu silebilir. Silinmemiş çoğu ama. Adar da silin diyor mu acaba? Balımsıla bir dakika demişti. Tamam. Balımsıla yazalım, silelim mi? Adar, balımsıla. Cevap versinler. Balımsıla silinmemiş. Tamam. Peki Adar siliyorum. Evet silin. Tamam. Teşekkür ederim. İsimleri de böylece öğreniyoruz. Bunlar kitapta var arkadaşlar. Ben anlatmak amacıyla bunları tekrar yazıyorum. Şimdi o zaman şöyle soralım. Soru. Bir şey değil hocam demiş. Kitabı biliminin adı neydi? Hadi bana bunu cevap olarak verin hadi. Cevabı bekliyorum. Kitabı bilimi neydi? Oraya yazın be. Kitabı bilimi geldi mi cevap? Hocam cevap geldi. Cevap 25 yaşında. Kitab-ı bilimi hangi şey Latince bir isim vardı bunu söylemiştik burada tahtaya yazdık. Kitab-ı bilimini inceleyen dal diye bu. Kitab-ı bilimini inceleyen bilim dalı. Kitab-ı bilimini inceleyen bilim dalı. Sorunun cevabı geldi mi? Yazıyor musunuz? Hocam epigrafi yazmış. Aferin, teşekkür ederim. Hocam kim yazmış onu görebiliyor musun? Hocam bir sürü kişi yazmış. Aferin, teşekkür ederim arkadaşlar. Epigrafi tabii ki de kitabı bilimini inceleyen bilim dalı. Beyzan yazmış ilk cevap veren. Teşekkür ederim. Hepsi yazmış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Demek ki burası anlaşıldı. Sınavda o zaman 5 puan garanti mi? Garanti. Şimdi başka soru geliyor. Başka soru. Artık şey yapacağım, listeden çekeceğim çünkü böyle herkes biliyor. Soru geliyor. Evet şu. Para bilimini inceleyen bilim dalı. Para bilimi. Para bilimini inceleyen bilim dalı. Cevaplar geliyor mu? Numizmatik yani. Evet teşekkür ederim. Tabii ki de numizmatik cevabımız olacak.
Başka soralım. Evet, geliyor bir tane daha soru geliyor. Hazırsınız diye düşünüyorum. Dil bilimini inceleyen bilim dalı. Dil bilimi. Dil bilimi arkadaşlar. Dil bilimini inceleyen bilim. Biyoloji. Teşekkür ederim. İzzet. İzzet mi? Hepsi. Hepsi. Ben İzzet nerede? Allah'ın verisinde de İzzet diye biri de yoktu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Bu kadar yeterli sanırım. Devam edebiliriz değil mi? Teşekkür ederim. Başka bir tane daha soralım. Bir tane daha soralım. Şunu soralım. Bu çok önemli çünkü. Şu. Sorumuz bu. Kültür bilimini inceleyen bilim dalı. Kültür bilimini inceleyen bilim dalı hangisiydi? Kültür bilimi. Kültür bilimini inceleyen bilim dalı geldi mi hocam? Etnografya. Evet, teşekkür ederim. Tabii ki de etnografya. Hatta Ankara'da bir de müze var, etnografya müzesi. Hatırlıyorsunuzdur, Ulus'ta gidip ziyaret edin. Virüs geçtikten sonra silerim. Şimdi başka bir konuya geçelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakalım bakalım. Konu başlığımızı değiştiriyoruz. Neye geçeceğiz? Takvim sistemleri arkadaşlar. Takvim sistemleri çok önemli. Hatta ben buraya yazmışım ki kitabın üstüne takvim sistemlerinden bir soru sor yazmışım. Bakalım nereyi soracağım. Üstünde nerede en çok duruyorsa burayı soracağız. Sınavda bir soru sor yazmışım. Şimdi gelelim takvim nedir? Takvim nedir arkadaşlar? Bununla ilgili hepimizin bir takım fikirleri var. Takvim nedir? Arkadaşlar takvim zamanın taksim edilmesine biz ne diyoruz? Zamanın taksim edilmesi. Taksim edilmek ne demek? Parçalanmasına. Zamanın taksim edilmesine, zamanın parçalanmasına. Hocam kalemden dolayı gözükmüyor diyor. Kalemi değiştirelim. Diğer kalem de yazmıyor artık. Bu da bilmiyorum. Görebilirler mi hocam? Siyah daha iyi sanki ama. Başka kalem. Yansımda varsa bir bana. Olur hocam. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bu daha fena. Kırmızı yok. Ne yapsak kalem yok. Diğer sınıfa da bak istersen hocam. Kalem çok zor bulunuyor. Herkes derse. İkiye değil artık siyahla bastıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar hocam kaç takımımız var? 17 takımımız. Şimdi takvim arkadaşlar artık daha böyle bastıra bastıra yazacağım. Takvim hepimiz biliyoruz ki takvim zamanın takvim böyle büyük yazayım. Takvim zamanın taksim edilmesidir. Takvim zamanın taksim edilmesidir. Taksim ne demek? Parçalanmak, böyle bölümlere ayırmaktır. Ve biz ne yapıyoruz? Takvimle taksim ediyoruz. Şimdi takvim arkadaşlar önceki medeniyetler, yani bizden çok önceki medeniyetler, Mısırlılar, Sümerliler, Türkler ne yaptılar? Takvim sistemlerini kullandılar. Çeşitli takvim sistemlerini kullandılar. Fakat Mısırlıların takvim kullanımını şöyle size kısaca anlatacağım. Daha sonra Türklerin kullandığı takvimden alacağız. Günümüze kadar gelebilirsek geleceğiz. Şimdi nasıl başlayalım? Arkadaşlar Mısır'da ilk defa takvim Mısır'da ortaya çıkıyor. Mısırlılar güneş yılına, eski güneş yılına dayalı bir takvim buluyorlar. Bunu nasıl
siliniyorlar biliyor musunuz? Şurayı silebilir miyim? Takvim, zamanın taksim edilmesi. Takvim nedir? Takvim, zamanın taksim edilmesidir. Silebilir miyim hocam? Evet, bir şey yok. Takvim, zamanın taksim edilmesidir. Anladınız. Takvim, tekrar diyorum. Takvim, zamanın taksim edilmesidir. Arkadaşlar, tarih boyunca bütün medeniyetler takvim kullanmışlardır. Her medeniyet takvim kullandı. Bunlardan ilki, bunu yazmasanız da olur. Çünkü ben bunu anlatacağım, anlayabilmeniz için bunu anlatıyorum. İlk takvim Mısırlılar tarafından bulundu. Nasıl bulundu biliyor musunuz arkadaşlar? Mısır'da bir nehir var. Bu nehrin adı Nil Nehri. Nil Nehri'ne yazın Mısır halkı gökyüzüne bakıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, kışın Mısır halkı gökyüzüne bakıyorlar. Herhangi bir bulut yok. Kış ayından bahsediyorum. Herhangi bir bulut, herhangi bir yağış söz konusu değil. Bir dakika, nasıl anlatayım? Bir dakika vermemiz için. Yazın Nil Nehri'nin kenarında dolaşan insanlar gökyüzüne bakıyorlar, Mısır halkı. Diyorlar ki, aa diyorlar, yaz ayından bahsediyorum. Gökyüzünde herhangi bir bulut yok, herhangi bir yağmur belirtisi yok. Fakat Nil Nehri yazın yağmur yağmamasına rağmen müthiş derecede bir taşma gösteriyor. Burada yerleşen Nil Nehri'nin kıyısında yerleşen Mısır halkı da bu nehrin taşmasından etkileniyorlar. Evleri, yaşam alanları, bunun dışında tarlaları sular altında kalıyor. Bakın tekrar ediyorum. Mısır'da bir nehri var. Yazın yağmur yağmamasına rağmen, gökyüzünde bir yağmur belirtisi olmamasına rağmen Nil Nehri taşıyor ve Mısır halkı nehrin sularına kapılıp gidiyor. Evleri, tarlaları, bahçeleri. Nil Nehri'nin bu durumun bu dönemde taşması, yazın taşması Mısır halkına şu sorunu soruluyor. Niçin ve ne zaman taşıyor? Niçin taşıyor sorusuna? Niçin taşıyor sorusuna az sonra Mısır halkı cevap verecek. Niçin taşıyor? Çünkü ekvatoral iklimin getirdiği bir taş yağmur var. Bu yağmur az sonra Nil Nehri'nin taşmasına sebep oluyor. Fakat ne zaman taşıyor sorusu işte Mısırlıların takviye bulmasına sebep oluyor. Mısırlılar Nil Nehri'nin hangi aralıklarda taştığını bulmak için takvimi icat ediyorlar. Bakıyorlar birinci gün bir şey yok. Nehir taşmıyor, ikinci gün taşmıyor, üçüncü gün taşmıyor. Ama bakıyorlar ki 265. gün nehir taşmaya başlıyor. O zaman Mısırlılar ne yapıyorlar? Zamanı taksim ediyorlar, bölüyorlar, parçalıyorlar ve diyorlar ki şu günlerde taşmıyor, şu günlerde taşıyor. O zaman bir yılda 365 gün var, 365 günün 100 gününde taşkın var, 265 gününde taşkın yok diyorlar ve böylece Mısır halkı takvimi ilk defa bulan medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Mısır halkı Nil Nehri'nin taşmasından dolayı takvim icadını yapacak. Çünkü Nil Nehri ne zaman taşıyor? Bunun sorusuna cevap arayacak. Kim arayacak? Mısır halkı. Ve böylece Mısır halkı takvimi bulmuş olacak. Şimdi arkadaşlar ne söyledi? Takvimin aslında ilk ortaya çıkması, teşekkülü bu şekilde oluyor. Bunu yazmayın. Bu önemli bir genel kültür bilgisi olarak karşımıza sundum, size sundum. Ama takvim için ne dedik? Takvim dedik, zamanın taksim edilmesidir dedik. Bunun dışında medeniyet boyunca zaman taksim edilmesi dedik ve şunu söylemek lazım. Gün, ay, yıl şeklinde taksim edilmesini biz takvim diyoruz. Bütün medeniyetler tarih boyunca takvimi kullanmışlardır dedik. Bunun dışında takvim sistemini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Şuraya yazalım. Takvim sistemi ikiye ayrılır.
Birincisi güneş esaslı, güneş esasına dayanan takvim. İkincisi ay hesabına ya da ay esasına dayanan takvim. Bu ne demek? Bunları haftaya yazarız artık çünkü süremiz kalmamış, ben anlatayım bugün. Takvim sistemi dedik, takvim günü, yılı, ayı taksim etmektir dedik. Takvim sistemi dedik ikiye ayrılır dedik. Birincisi güneş esasına dayanan takvim dedik. İkincisi ay esasına dayanan takvim dedik. Güneş esasına dayanan takvim dünyanın güneş etrafında dönmesini ifade ediyor. Ay esasına dayanan takvim ise ayın dünya etrafında dönmesini ifade ediyor. Güneş esasına dayalı olan takvimde bir yıl 365 gün 6 saat iken ay esasına dayalı takvim 354 gün 8 saat olmak üzere karşımıza çıkıyor. Tekrar ediyorum, takvim dedik, bütün uygarlıklar medeniyet boyunca takvim kullanmışlardır dedik. Takvim gün, zaman, gün, ay, yıl olarak zamanı taksim etmektir dedik. Takvim sistemini de ikiye ayırıyoruz dedik. Bunlardan birincisi güneş esasına dayanan takvim sistemi dedik. İkincisi ise ay esasına dayanan takvim sistemi dedik. Güneş esasına dayanan takvimde güneş dünyanın etrafındaki dönüşünden ötürü güneş esasına dayalı takvim olarak karşımıza çıkıyor. Ay esasına dayalı takvimde ayın dünya üzeri, dünya çevresindeki dönüşünü ifade ediyor. Güneş esasına dayalı takvim 365 gün 6 saat. Ay esasına dayalı takvim 354 gün 8 saat olmak üzere karşımıza çıkıyor diyebiliriz. O zaman soru sorabilirim. Bunu haftaya yazdıracağım size. Bugün yazmayın arkadaşlar. Zaten sürede kalmadı. Haftaya, çünkü burada başka yazdıracaklarım da var. O zaman şöyle soralım. Ne soralım? Diyelim ki defterinize bakalım. Geçen haftadan soru sorabilirim. Şunu soralım, geçen haftaya dönelim. Takvimi, ya da takvim ne diyelim? Kısa soracağım. Tamam, şöyle kısa soracağım zaten hocam. Çok kısa olacak. Şunu soralım. Türklerin ya da şöyle soralım. İstanbul'un fethi olay mı oldu mu? Burası 9. sınıfta. İstanbul'un fethi olay mı oldu mu? Tamam, bu soruyu hemen bir cevap. Olay. Olay, tamam, teşekkür ederim. Hocam ilk kim söyledi? İlk söyleyen Sude. Sude, çok teşekkür ederim hocam cevap. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sınıfa teşekkür ederim. Hocam, teşekkür ederim. Süremiz bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz.